Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla devam edeceğiz. Bakın, Süper Kupa maçında yaşanan krize ilişkin bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve kulüpleri eleştirdi Bahçeli. Hiç kimse Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma peşinde koşmamalıdır dedi. Türk futbolunda olmayan sadece futboldu. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüpleri de aklı başında sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememişti. Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli Futbol Federasyonu ve kulüpleri bu sözlerle eleştirdi. Aziz Atatürk'ün bir futbol müsabakasında kaygı verici şekilde istismarı müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak lazım gelen tedbirlerin alınmasından imtina edilmesi sadece ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Eğer böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir. MHP lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. dönem sertifika törenine katıldı. Burada konuşan Bahçeli'nin gündeminde Yargıtay'ın Can Atalay kararı da vardı. Bölücülere, teröristlere hak ihlali kararlarını cömertçe veren Anayasa Mahkemesi hiç olmazsa adalet ve hukuk namusuna bir nebze olsa da sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? Bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin hakimler yürekliyor ve aldıkları kararı destekliyoruz. MHP liderinden sosyal medya konusunda da dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya artık taşınması imkansız bir yüktür ve zehirlidir. Ya sosyal medya kullanımı A'dan Z'ye yeni baştan ahlaki ve milli temelde düzenlemeliyiz ya da bu melanet ve mikrop yuvasını hepten işlevsiz hale getirmeliyiz.